Herkese selamlar. Ben Jin. Arkadaşlar solo dereceli maçtayım. Epik bir efsane ve ortaya karışık çorba olan bir lig arasındayız. Kaç tane mistikler de denk geliyor. Şu an çorba bir ligdeyiz. Ne düşük ligdeyiz, ne yüksek ligdeyiz. Tamamen boşluktayız, araftayız. Çok tuhaf bir ligdeyiz açıkçası. Bugün Moskova videolarının son videosunu çekiyor olacağım. 7 gündür Moskova atıyorum diyorsunuz. Neden 7 gündür atıyorum? Gerçi siz 7 gündür Moskova videosu görüyorsunuz kanalımda ama ben bunları bir gün içerisinde çektim. Tabii 3 tanesini sabah çektim, 4 tanesini gece çektim. Neden Moskova? Ve neden 7 gün boyunca video çektim? Bursa'ya gidiyorum biliyorsunuz. Gideceğim diye söylemiştim. Diğer videoları izleyenler biliyordur. Canlı yayında söz verdim. Dedim ki baba size 7 gün boyunca ben işte Bursa'ya gideceğim. Gitmeden önce 7 tane Moskova videosu çekeyim. Atayım sizin Moskova videolarını boyayayım dedim. Tamam. Baba yapayım mı dedim. Yap baba dediler. Ben de yaptım açıkçası. Üzerimize atlayabilir mi? Atlarsa vururuz duvara ya. Kesemez ya. Kesemez kesemez. Hatta dur biz onu keseriz. Ama duvara vurdum onu da. Balmond kankam birazcık kafamıza vuracaktır. Ama sen her şeyi alıyorsun. Lolita. Bunu sordum arkadaşlar. İzleyiciler istedi. Ben de onlar için attım. Onlar için çektim. Açıkçası fantezi bile uyguladım. Bir önceki videoda görmüşsünüzdür. Duvara vurmaya çalışacağım bir saniye. Ama kesemeyebiliriz ya. Bir önceki videoda gittim challenge falan yaptım. Alev atışını denedim. Açıkçası eğlendim mi eğlendim valla. Bayağıdır Moskova oynamadım ama Moskova metanın dışında olan bir şampiyon ya. Bana bakmayın baba ben oynuyorum. En yakın hedef mi ayarlı bende? Evet en yakın hedef ayarlı. Şimdi bir ayar çekelim ya. Şu kardeşimi bir tur kesmeye çalışacağım. Sen gel yat şöyle yat 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 yat. Bana yetmeyebilir ama sen bak. Şimdi bak gözüme girdin. Harbi güzeldi. O stun'a atman iyiydi yani. En düşük HP yapalım şunu ya. HP yüzdesini kullanmayın. En düşük HP ya da en yakın hedef yapın. Yoksa sıkıntı çekersiniz. Onu kullanmanızı tavsiye etmiyorum. En düşük yüzdeyi. En iyisi en düşük ya da en yakın. Artık duruma göre oyunun gidişatına göre. Helal lan. Bak çaldıklarını geri verdi. Helal. Buraya zorlamayalım ya gel gel. Gel şu şeyi bir yapalım baba ya. Burayı bir halledelim. Aradan bir çıkaralım onu. Lolita. Yo, bu Lolita yükselir arkadaşlar. Bu Lolita yükselir çünkü çünkü çok ponçik gibi duruyor böyle bu tarz böyle insanlara flame atmadan böyle insanlara destek sağlayan oyuncular ne bileyim. Kesinlikle Lolita'yı görmüyorum. Kesinlikle yanlış anlamayın. Tabii büyük ihtimalle erkektir. Biz de gay değiliz baba delikanlıdığımız. Neyse troll yapmadan boş yapmadan gecenin bu saatinde konuya geri döneyim. Hani adam giriş ekranında bana şöyle bir cümle yazdı. Neden böyle bir şey dedim. Moskova dedi seni çok iyi koruyacağım. Hani bu maçı taşıyacağız tarzında bir yazı yazdı. Benim çok hoşuma gitti ya. Böyle oyuncuları gerçekten seviyorum ya. Böyle oyuncuların iyi yerlere gelmesini gerçekten istiyorum. Duvara vurabilir miyim? Vurdum güzel. Öldün ama sen. Tamam kestim mi ben seni? Ha, güzel. Sapladık baba ona ya. Bakayım şuradan bir scout'u bir alalım. Ölmeyin lan. Ölmeden bir maçı falan mı alsak? Ne yapsak? Bir dakika geleceğim Lolita. Şimdi git onun üzerine git git Balmut'un üzerine git. Ben şey alacağım Mia'yı keseceğim Mia sorun değil. Ne? Değdi ölmedi mi? Ne alaka lan? Niye ölmedin sen? Aa ben o adama bakarken konuşurken dalmışım ben ölüyordum. Ben ulti değdi diye biliyorum. Ölmesi gerekmiyor muydu? Ölmeyin. Ay ufakçık girdim. İnşallah ses size gelmemiştir. Kola içtim de az önce. Geldiyse kusura bakmayın ya insanlık hali.
Böyle sallayayım, tutar mı? Oy, görmeden görmeden. Karanlıkların arasında sapladık. Gelecektir, gelecektir. Ölür müsün, ölür müsün? Ölmeyin dedim, ben mi öldüm yoksa? Oy, 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 oy. Zor kurtardım, zor kurtardım. Ölmeyin deyip benim ölmem çok komik olmaz mıydı? Vallahi baba, ne dersem tersi olur. Boyumu bilirsiniz zaten birçoğunuz. Ne dersem tersi olur. Bu sefer olmasın ya, lütfen. Şimdi ölen toptur yazacağım da yazamıyorum. Bir keresinde böyle bir başlık attım, tamam mı? Ölen top, burnunun topu yazdım bu arada, toptur da demedim. Çocuğun teki geldi şey yazdı, beni izleyen bir tane çocuk. Homofobik davranışından dolayı seni kınıyorum Jim falan. De. Halbuki ben öyle bir insan değilim, biliyor musunuz? Benim öyle hani o tarz insanlarla nasıl diyeyim, gördüm yani. Hiçbir şekilde de kötü bir şekilde de düşünmedim. Bana ne abi, herkes tuttuğunu şey yapsın yani, beni alakadar etmez ki. Direkt böyle bir saldırıcı bir tavırla karşılaşmıştım bir ara kanalımda. Tuhafıma da gitmiş miydi? Gitmişti abi. Abi ölmeyin dedim ama ya. Bana ne abi, kim kimi ne yapıyorsa yapsın yani. Cidden böyle bir şeyle, duyarla karşılaştım, biliyor musunuz? Jin neden homofobik tavırla saldırıyorsun? Yani ne alakası var kardeşim? Bu bir deyim yani. Bizim bulunduğumuz toplumda insanlar bu tarz argo, troll, iç şeyler konuşabiliyor yani. Hop, şöyle şuna bir tane daha saplayalım. Açıkçası hiçbir eşcinsle kötü bir şey demedik yani. De alakadar etmez. Şöyle ikisine birden vurabilir miyim? Çok güzel vurmadım mı? Bunu da alayım şöyle. Çok iyi. Hani böyle bir duyar da yemiştim yani. Böyle bir anım da var yani. Burada ya. Ölmüş olabilirim. Öldüm öldüm. Ay, ölmedim. Yine bir canlı kurtardım. İkidir bir canlı kurtarıyorum ya. Vurmak zorundaydım. Nişancı ürününden dolayı oradan birazcık can çalmak zorundaydım. Ben bize gideceğim, redimi alacağım. Oradan orman abi. Neden FF veriyorsun ya? Ama niye FF veriyorsun ya? Ben bir el daha gireceğim arkadaşlar. Uzun video olsun. Keresinde daha böyle yapmıştım. Birkaç video önce. Sohbet muhabbet tarzında tek taraflı. Ben bilgisayara bakıyorum, siz videoya bakıyorsunuz şu anda. Bir video mu yapsam ya? Harbiden ha. Gecenin de zaten şu an saat 4.13. Çim falan dökeyim sizlere ya. Arkadaşlar, YouTube hakkında şöyle bir düşüncelerim falan söyleyeyim. Gerçi ben ne zaman düşüncelerimi söylesem kötü niyetli insanlar tarafından bu tarz düşüncelerim bile kullanılıyor, biliyor musunuz? Gerçekten insanlar o kadar acımasız ve ahmak ki. Genel konuşmuyorum. Kesinlikle yanlış anlamayın. Kimse de üzerine alınmasın. Ama böyle insanlar maalesef ki toplumumuzda olsun. Her toplumda var tabii ki de. Bunu yanlış anlamayın. Hep belirtmemin sebebini de anlatacağım. Bunun alakalı sürekli böyle bir şey belirtmemin sebebi. Videolarda özellikle bunu çok yapıyorum. İnsanların fikirlerine bile saldırıyorlar. Mesela ne gibi? Bundan birkaç gün önce ben canlı yayın yapıyorum işte. İçerik, farklı farklı içerikler çıkarıyorum. Biliyorsunuz yani. Sürekli farklı farklı içerikler yapmaya çalışıyorum sizler için. Sonuçta burada bir iş yapıyoruz ve insanlara içerik üretiyoruz, değil mi baba? Ne banlayayım? Leslie'yi banlayayım. Oynamayın Leslie'yi ya. Her neyse, Instagram'a yazdım, dedim ki. Story attım arkadaşlar, dedim. Bu sıralar izlenmem bayağı bir düştü dedim. Sebebini dedim çözemedim. Ufak bir yenirdim, kola içmiştim, kusura bakmayın, susturdum mikrofonu. Hani dedim arkadaşlar, ufak hani izlenmelerim ufak ufak düşmeye başladı. Sebebi sizce ne olabilir? Çok güzel kaliteli içerikler de çıkarttığımı düşünüyorum dedim. Bana dedim fikir verin, bakın. Your team
Bu ne demek baba? Bana fikir verin. Hani düşüncelerinizi önemsiyorum. Bana güzel fikirler verirseniz mental açıdan benim yanımda olmuş olursunuz. Manevi açıdan beni desteklemiş olursunuz. Hem de ortaya güzel fikirler çıkabilir. Sizlerle güzel şeyler paylaşmış oluruz diye düşündüm. Böyle bir story attım. Bundan sonra çocuğun teki gelmiş. Videonun teki ne yazmış ki? Epic bu ilk Epic liginde 2-3 aydır attığım ilk video bu arada, biliyor musunuz? Hep Mystic Zafer liginde. Kaç bin tane hesap kasmış adamım. Mystic Zafer liginde. Bir sürü videom var, her günde çekip attığım videolar. Çocuk gelmiş, Epic liginde ilk attığım videoyu şöyle yazmış. Epic liginde oynuyorsun zaten. İzlenmelerin tabi düşer, ondan sonra insanlara ağlarsın bakın. Ön yargı ya. Hater'lı ya, saldırıcılığa bir bakar mısın ya? Çok, hani bunu yazan YouTube'da biliyorsunuz küçük kardeşlerimiz artık yeni gelişimini tamamlayamamış. Bireysel gelişimini tamamlayamamış yeni kardeşlerimiz hani var YouTube'da. Hani bu tarz anlamsız bir şekilde bir yorum yapılmasının sebebini buna bağlayabiliriz değil mi? Ama cidden size bir şey söyleyeyim mi? Harbi o kardeşlerimizin hakkını yemiş oluruz. Çok ciddi konuşuyorum, çok samimi konuşuyorum. Çocuğun profiline girdim, baktım. Baba, çocuk hani 20-21 yaşlarında bir çocuk ya. Cidden fotoğrafına baktım, 20-21 yaşlarında bir çocuk. Eğer fake değilse, ki değil. Böyle vesikalık gibi fotoğraf çekilmiş Kamil. Ne oynayayım ya? Maçı kazanıp kaybetmem pek önemli değil. Sabre oynayayım da eğlenelim ya. Yeterince zaten bugün 7 tane video çektim. Siz 7 gündür izliyorsunuz Moskovları ama ben 7 gündür 7 gün demişim. Arka arkaya çektim bugün bütün videoları. Hani arkadaşlar bu benim çok tuhafıma gidiyor ya. İnsanlar iyi niyetinizden suistimal edip saldırıcı tavırlar sergileyebiliyor. Her konuda saldırıyorlar. İnsanları memnun etmek ne bileyim. Çok 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 zor ya. Gerçekten çok zor. Şu an canım istediği için hani konuşuyorum bu arada. Canım birazcık konuşmak istiyor. Hem de sohbet muhabbet tarzında videoları seven insanlar var. Ne bileyim insanlar gerçekten çok tuhaf ya. Oturup kahkaha atıyorum. Hani takma baba deyişlerinizi birçoğunuzun duyuyorum şu anda, hissediyorum. İzlerken diyeceksiniz. Ama konu gerçekten onunla alakalı değil arkadaşlar. Şimdi olay şu açıdan bakın. Oturup gülüyorsunuz tamam mı? Eğlene eğlene kahkaha ata ata gülüyorsunuz. Herkesin gülüş tarzı farklıdır. Ben bazen cadı gibi gülüyorum. Bazen Şirinler'deki gözlüklü Şirin gibi gülüyorum, değil mi? Bunu zaten biliyorsunuzdur. Abi. Neden gülüyorsun? Eşek gibi anırma diyorlar. Gidiyorum ciddi video çekiyorum. Neden gülmüyorsun baba? Hani bak. Ayrılıyor böyle artık insanlar. Hangisine yetişeceğini şaşırıyorsun böyle. Sonra gidiyorsun yorumları kapatıyorsun. Onu diyorsun. Bu sefer de yorumlar gelmiyor. Hiçbir şey anlamıyorsun yaptığın işten. Yorumlar açıyorsun, tekrar aynı olay. Yani bak şu YouTube'a son bir senede düzenli olarak bayağı video attım. Atmadım değil, Allah var, çok güzel. Sürekli düzenli videolar attım. Ama baba şöyle de bir olay var. Fark ettiyseniz son bir senede böyle bazı zamanlarda 2-3 gün, bazı zamanlarda bir hafta video atamadığım zamanlar oldu ya. Şöyle arkadaşlar, böyle arkadaşlar dedim. Hani arkadaşlar telefonum bozuldu. Bak telefon bozulması haricinde, internet ve telefon problemim haricinde verdiğim aralardan bahsediyorum. Onlar tamamen telefonla ve cihazla alakalıydı. O arayı saymazsak hani gidip ara vermelerim hani ara vermemeli vermeli konuşamıyorum. Ara vermelerimin asıl sebebi bu cümleyi, bu kelimeyi bir daha kullanmak istemiyorum. Asıl sebebi böyle kendimi toparlamak, biliyor musunuz? Cidden. Çünkü çok kanser olduğum zamanlar oluyordu yorumları okuyunca. Gerçekten kanser olduğum zamanlar oluyordu. Tilt olduğum zamanlar oluyordu. Önemsiyorum ama ben önemserim yani. Takmamakla alakası yok. Ben burada bir iş yapıyorsam, insanlar beni sevip destekliyorsa ben o insanların fikirlerini önemserim. Kötü olan da bana batar, iyi olan da benim hoşuma gider yani. Ben bundan başlarsam bunu alamayabilirim ya. Gel senle biz iki mid yapalım zaten, meta o. Hero'larımız böyle ama yapacak bir şey yok. Ne yapıyorsun dayı? Alo. Seninle birazcık oynayacağım ben böyle ya. Bir aksilik çıkmazsa seninle güzel bir şekilde oynayacağız. Şunu alalım. İnşallah bir aksilik çıkmaz. Seni ben birazcık tekler tekler kanser ederim de. Başlaştırım da var. Seni bol bol kanser etmek istiyorum. Şu an bir wave daha alıp ondan sonra maviye geçebilirim.
Natalie'nin Hunter'ı bir zamanlar Natalie'ye karşı alınan nadir şampiyonlardan biriydi biliyorsunuz. Hayabusa da mesela Hunter'lıyor. Saber almak doğdu içime karşıdan Natalie geldi. Natalie'nin şanssızlığımı artık bilemeyeceğim. Hera şu anda gece gece ne yapıyorsun Hera ya? Abi çok deme içiyorum. Hera bir şeylerle oynuyor şu an salonda. Bursa'dan dönüşte gölgeye de getireceğim ya. Hera azıyor sürekli ya. Abi size komik ve saçma gelebilir ama hayvan benim sesimi azıyor ya biliyor musunuz? Sürekli bunun yüzünden Şenay da benimle dalga geçiyor. Çok gülüyor. Evde çok komik bir senaryo çıkıyor orada ya. Böyle kedilerin belli bir dönemleri var tamam mı baba? O dönemlerde kuduruyorlar, azıyorlar. Hayvan o döneme geldiğinde mesela Şenay evde sesleniyor ama Hera diyor. Hayvan umurunda değil. Ama o dönemdeyken bahsediyorum. Beni gördüm var ya çıldırıyor ya. Azgın bu haya dönüyor hayvan ya. Buradan şu orman item'ını çıkacağım ya. Orman item'ı istiyorum. Bildiğiniz çıldırıyor hayvan ya arkadaşlar. Bir taraflarını kaldırıyor böyle poposunu kaldırıyor. Yanıma böyle sallana sallana geliyor falan. Hop kaçalım. Çok komik ve tuhaf bir durum ya. Kedim tarafından tacize mi uğruyorum acaba? Ya bayağı tuhaf bir oyun ya. Para ürünüm de var. Benim birkaç kill toplamam lazım ki iyi şeyler yapayım. Last hit atmak istiyorum. Alabilir miyim? Abi abi. Ya neden vuruyorsun ki? Öldü o adam zaten. Sigrid sen tapa doğru gitsene ben şu ormanı alayım. Eminim ki sen ona izin vermeyeceksin almama. Ve şu an gelip bana saldıracaksın bence. Biliyorum. Ya biliyorum. Hadi vurmayın onlara. Yorgunum valla. Vur yolla gelsin baba. Bugün 7 tane video çektim arka arkaya. Bir sabah çektik, bir akşam çektik. Sözümüzü tuttuk yani. Canlı yayında söz vermiştik. Biz sözümüzü tuttuk. Gold lazım bana. Bana geleceklerdir şu anda. Aşağıdan bana geliyorlar. Dalacağım o yüzden bu minyona gitmeyeceğim. Şuradan da şu çaprazdan beni sıkıştırırsa. Aa bota gitmişler bana gelmemişler lol. Ben olsaydım bana gelirdim. Ama buradalardı ona eminim yani onların sesini duydum da. Ayakkabı almadan şey yapmamız yok mu? Zaten mavi de bize kalıyor. Ayakkabı almadan bir direkt umutsuzluk çıkmamız yok mu arkadaşlar? Direkt tek atmak. Natalie'ye acımadan tek atmak. Yapılabilir aslında ya. Hala mı botasın ya? Natalie'ye niye sürekli kill veriyorsunuz? Alo, ölmeyin ona. Yeter tamam. Onunla ben uğraşacağım çünkü. Bir kill varmış. Sende asist var. Peki. Teyze gitti galiba canım azdı. Bu arkadaş burada değil. Ünlü mü görsem Q'yu basacağım da aha. Ateli buradaki bu benim üzerime geliyor. Ne istiyorsun benden? Bırak beni. Top lane'i fitliyor abi biz bu şampiyonları nasıl taşıyacağız ya? Biz de ADC'de yok muhabbet edeceğiz diye aldık bunu ama. Bruno'ya artık destek olacağız yapacak bir şey yok. Bruno'yu suplarım ya. En kötü. Sezon 5'te 4'te falan bunu support olarak kullandığım zamanlar oluyordu arkadaşlar. Kullanan birkaç kişi de vardı tabii ki de. Mutlu'yu mesela koruyordum. E4T zamanında. Olmadı o ulti olmadı. Olmadı. O şey de olmadı. Böyle bir taş taşları basayım şuraya. Ya kill yine sende kaldı ama ben ulti atınca killer niye sende kalıyor hep? Ben ulti basıyorum killer bunda kalıyor. Ay bana ulti basacaktır. Direnci şimdi ulti ile keser mesela o yüzden base'e gideceğim. Abi 2'dir. Şanssızlığa bakar mısınız ya?
2'dir var ya. Ulti basıyorum ama kaydek alıyor. Neyse peki. Ben tam tek diyecek şeyde değilim de. Ama keseriz onu. Keseriz onu. Geleceğim geleceğim. Maviye gidecektir. Eminim maviye gelecektir. Geliyor tam keseriz. Keseriz. Çok kalkanı var ya. Çok fazla can çalıyor. Can çalmayı engelleyen item de alacağım. O da lazım. Bir de içine Angel giriyor değil mi onu? Buranın altında tuttum da kesebilir miyiz? Yok. Aa, girsem kesermişim. Abi ben kesemem diye düşündüm. Buradan bir tane daha it yedi. Yanlış tahmin. Tigreal direkt bana geliyor. Tigreal çıkar hayatım lan Tigreal. Sizlerden çektiğim nedir ya benim bu videolarda? Ben alırsam. Daha iyi olurdu. Alamadım olmadı. Natalie biliyor mu? Natalie nerede acaba? Ellerim terledi ya. Ha, turtle yapıyor. Yanında Angel olduğu için çok şu an özgüvenli. Onu teklemem için benim umutsuzluk bitmeyen savaş. Ne bileyim bu tarz eşyalara ihtiyacım var ki onu zıngıldatalım. Zıngıldatmak. Ah! Abi lol. Vurmaya devam et, vurmaya devam et. Tamam. Öldü, öldü. Koydum taşlaştırı. Bir tane daha vurabilir misiniz lütfen? Bir tane daha vurabilir miyiz? Bir tane daha vurabilir miyiz? Yine Akai'de kaldı. Akai kill manyağı oldu ya. Çocukta 3 tane kill var. Abi yavaş. Bağırsak marsak böbrek falan hiçbir şey bırakmadın ya. Güzel ilk killimizi aldık arkadaşlar. Hayırlı olsun. Bundan sonra bir tane ayakkabı alacağım. Zırh botu alacağım. Ondan sonra şu can çalmayı engelleyen item var ya. Onun ufağını alıp direkt bitmeyen savaş çıkacağım. Şundan bahsediyorum 950'lik olan. Almam lazım Esmeralda için. Yoksa maçı sıkıntıya sokacak o çocuk. İşte kazanmaya çalışalım ya. Çaba gösterelim. Aldık Saber'ı ama. Bir şeyin ucundan biz de tutalım. Ama olmaz. Olmaz. Geliyor mu? Gelmiyor. Midi tutmanız lazım. Alo. Midi kimse bakmıyor ya. Neyse NP. Red'i Adric'e aldıralım. Adric şu an o kadar kötü durumda değil. Komutanımız şu anda iyi durumda. Nikinan subay yapmış. Lord resurrecting soon. Abi öldürür müsün ya? Bak kaç tane kitle kontrole soktuk. Gördünüz değil mi? Bak havaya kaldırdım. Taşlaştırı bastım. Bu ne havaya kaldırdı? Bayağı bir tuttu. Kuleden de meyçe de ölmedi. Bu item'ın özelliği hem can çalmasını engelliyor hem de basılan canları %50 indiriyor. O açıdan çok güçlü. Bu item almazsak bu adamı kesemeyiz. Ben ayakkabı almasam mı ya? Ayakkabıdan önce direkt bu item'ı mı alsam? Kesinlikle öyle yapmalıyım ya. Hayır verin abi. Burnumuz var. Kazanırız maç. Birazcık uzatsak yeterli olur. Ölmeyin birazcık maçı uzatın yeter. O adamların kombosu belli ya. Esmeralda Angel kombosu yapıyorlar da. Bak aldığı kalkana bak. Bak saçmalığa bakar mısınız arkadaşlar? Zahmet olacak. Ölecek misin? Şu item alalım direkt ya zırh botundan önce. Hadi abi zırh botu bitmeyen savaş. Bir de şu item var ya. Ben hallederim maçı. Komutanım dedik. Adamı sövmeye başladın ya reis. Nikine asubay yapmışsın. Büyük ihtimalle asubay değilsin.
Mikadişu eşeği diyor. Abi bu nasıl bir küfür? Adam akıllı gülemiyorum da ya. Gecenin bu saatinde. Kaç 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 kaç. Çok güzel. Nereye gidiyorsun sen? Burada support Jhin var, tamam mı? Support Saber var. Böyle kolay kolay saldırtmam. Abi ama o kadar da değil yani. Bokunu da çıkartma yani. Gitme artık oraya. Şuradaki farmı alsan ne olacak? Bırak farmlar sana gelsin. Kankam ölmez o, ölmez. Kankacım ölmez o. Tigreal da geliyor. Babası da geliyor. Çık 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 çık. Hadi. Hadice'ye yardım et. Bir tane vurayım sana, yardım edeyim. Yardım etmeye geldim. Hadi abi. Bot lazım. Bir kill alsam çıkarım şu item'i. Hayır hayır hayır. İyi denemeydi. Hayır ama. Akay bir şey deneme. Tamam öldü bu çocuk. Çok güzel çok güzel. Ultimin bir an önce dönmesi lazım da kullanım yok ki. Kullanım yok baba. Kaldırırsa direkt taşlaştırı koyarım. Tam basamadım taşlaştırı. Ay dedikten sonra bastım taşlaştırı. Ne aldın sen? Alev atış mı aldın? Nerede gördün? Videolarda falan mı gördün ya? Güzel can çalma engelleyen item aldık ama bekleme süremiz leş bir durumda. Bir kill kokusu aldım, o kili istiyorum. Bottakine gitsem. Seni kesebilir miyim ya? Ha, kesemeyeceğim. Tek atacaksın bana. Çünkü 12k farmım var. Bir beni almamışsın item olarak. Full build'sin. Ay ben bunun bu kadar güçlü olduğunu bilmiyordum ya. Ben 3-1-6 oynuyorum ya. Benim itemlarıma bakın baba. Bir de şu adamın itemlarına bakın. Çok kasmış. Kastırmışlar. 3-1-6 oynuyordum bir de. O çocuğu teklemem için benim full build olmam lazım ki. Onu tekleyeyim. Ki full build'de bile zor teklerim. Sırf botu var. Anca taşlaştırla artı bir 1 ya da 2 basic atakta da. Maçı kaybedeceğiz. ADC yok bende. Saber'la bilmiyorum. İnşallah kazanırız. Bruno 1-5 oynamasa. Bruno o kadar küfür edip bir de oyundan mı ayrıldın ya? Abi ADC'ye saldırsam Esmeralda tek atıyor. Esmeralda'ya saldırsam ADC tek atıyor. Ne yapacağım ben şimdi Saber'la? Ha? Ölme ama ölme. Lord da geliyor. Şimdi ben bu çocuğa saldıramam ki. Ben de ADC olsaydı onun ağzına burnuna vururdum da. Vuramam da yani şimdi. Adamı tek atamayacağıma eminim yani. Gel benim yanıma bunu. Yok ya bitti maç. Adam daha AFK kaldı. Bruno'dan ümitliydik de olmadı. Ona baya güzel killer de aldık halbuki. Yok baba ya. Ben tutamadım. Arkadaşlar şampiyonun limiti bu. Maalesef ki elimde Hyper Carry yani sürekli hasar veren bir ADC yok. Saber'la da bu kadar oluyor. Ya takımdakiler desteklemiş olsaydı daha iyi bir performans sergilerdim de. Kötü de performans sergilemedik ki. Valla kısa video olmasın. Sizler için çift video olsun diye çektim bunu. Saber'la da MVP aldık ama olsun. Düşük bir ligde de değiliz dediğim gibi. Bakın MVP 1. İki tane yıldızımız var. Bir tanesi gitti. Koruma puanı var mıydı bilmiyorum. Takıma şanlı efsane de geliyor. Efsane de geliyor. Epic de geliyor ama epic gelme oranı ne bileyim son 2-3 maçta sürekli efsaneler geliyordu. Arkadaşlar çok yorgunum şimdi bu 7 tane videoyu beklemeye bırakıp uyuyor olacağım. Siz de 7. günde bu videonun sonunu izliyor olacaksınız. Siz bu videoyu bitirdiğinizde ben de eve geri dönmüş olacağım. Yarın enerjik bir video gelecek yani çok zaman dilimleri çok karıştı. Bir saniyenizi ayırarak bana beğeni atarsanız çok sevinirim ve bu dakikaya kadar izleyen arkadaşlarım, takipçilerim yorumlarda kendilerini belirtsinler. Şöyle bir gülücük mülücük atsınlar çaktırmadan. Bir gülücük bırakın. Beğeninizi görmek istiyorum.
Kanala abone olup da zili açarsanız bütün videolardan da haberdar olursunuz. Jim baba yorgun. Ben evime gidiyorum. Görüşürüz. Bay bay.